Efendim Yenikapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon'un kültür günlerinden 3. günündeyiz ve burada tabii gelen misafirleri biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Hemen sol tarafımda değerli iş adamımız, yine bir muhtar adayımız var. Sizi bir tanıyalım. Ben Ali Kazlar, 1964 Trabzon doğumluyum. Trabzon'un Of Gazası'nda doğdum. İlkokul orada okudum. Ortaokul Samsun'da okudum. Öyle İstanbul'a geldik. Güngören'e yerleştik. Güngören'de de otomotiv sektöründeydim. Sonra inşaat alanına geçtik. Böyle meslekte devam ediyoruz. Muhtarlık herhalde çok talep geldi. Evet. Sayın Gazal. Evet. Bir aşk oldu. Öyle diyelim. İnsanlarımızın teveccühüyle beraber sevilen bir o yörede iyi bir herkes bizi takdir ettiği için bizi herkes bütün mahalle olsun bize teveccüh ettiler. Evet, bize, adaylığını koydular. Evet, koyduk. Biz de koyduk. Rabbim nasip ederse Güngören Güneştepe'den aday olduk. Güneştepe Mahallesi muhtar adayımız diyelim. Evet. Başka adaylar evet. da vardı. Vardı illa. Ama oyumuz tabii ki Sayın Gazdalı olsun yani, değil mi? Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Muradım. Allah Eyvallah. Razı olsun. Başka bir mesajınız var mı muhtar? Ben şu anda yapacaklarımı açıklamak istemiyorum. Tabii zamanı geldiğinde onu da açıklayacağız. İnşallah bir ara geliriz. Onları çok teşekkür ederim. Ben bu programda sizi emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol. Efendim bizim yapımcımız sevgili Ahmet Güngör Güneştepe'de 6 yıl oturdum diyor. Ali Kazdal için diyor, oy ister ki ben orada beni tanıyanlar çoktur. Ne dersiniz? Oylar gelmeye başladı. Doğru diyor. Çok seviyoruz Ahmet kardeşimizi. Yani her zaman görüşürüz Ahmet'e. Şimdi bunun bu söyleminden kaç oy çıkar siz tahmini Sayın Muhtarım? Onun sonuna bakacağız. Yani ters tepmesin. Yok estağfurullah yok. Ahmet'i herkes sever. Bu arada ben sizi ve sizi de davet ediyorum. Yeşilay Dernek Başkan Yardımcısıyım ben Güngören'de. Ay maşallah. Ben sizi de davet etmiyorum. Bir hayır derneğimiz de var. İnşallah başkanımla bir araya bir gün gideriz Ahmet abi. Geniş geniş bu röportajları yaparız. Evet biz onu ayarlarız. Efendim hemen sağ tarafımda değerli başkanımız var. Güngören İnşaatçılar Derneği Başkanı. Sayın Başkanım sizi tanıyalım. Ben Mehmet Turan, 1973 Trabzon Of doğumluyum. Sizlere teşekkür ederiz buraya bize. Kaç doğumlu? 1973. Evet yani başkanımla yaşıtız ya. Ne güzel. Ben daha yaşlı mı gözüküyorum? Yok sen delikanlısın ya. Evet başkanım. Sizlere teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Siz de orada tabii Güngören'de dernekte çok güzel sohbetleriniz de oluyor yani. Evet. Peki ne iş yapar bu dernek? Ben onu merak ediyorum. İnşaatçılar Dernek Başkanı. İnşaatçılar Dernek faaliyetlerimiz oluyor. Yani bizim akrabamıza yardım oluyor. Şu anlamda inşaatçılar dernek başkanı, yani inşaatla alakalı bir oluşum mu yapıyorsunuz? Yani eskiden yapıyorduk mesela babalarımız, amcalarımız yaparlardı, müteahhitlik yaparlardı. Şu an ekonomikten dolayı biraz daha Anladım. Azalttılar işte. Yapan yine var akrabamızda ama biz şu an yapmıyoruz ama kentsel dönüşümle ilgili toplantılarımız oluyor derneğimizde. Yani bir kültür derneği gibi hizmet veriyorsunuz. Kültür derneği, akrabayı bir araya toplamak. Ne güzel. Onun için mi Azmi Turan her zaman orada? Azmi Turan hep bizim onursal başkanımız diyelim. Her zaman yanımızda. Derneğimiz sürekli 24 yani 7/24 açık diyelim. Yani sabah saat 7'de açar, akşam saat 9-10 gibi kapanır. Ne güzel. Hafta sonu dahil yani her gün açık. Evet, Ahmet Güngör, sen Güngören'e yakınsın. İnşaatçılar Derneği devamlı açık. Evet, o zaman şimdi Ahmet Güngör Derneği'ne gidince Sayın Başkan Azmi ile beraber gidiyor musunuz oradan? Var mı öyle bir durum? Yok, öyle bir durumumuz yok. Yanlış anlamı var. Evet, inşallah öyle olmaz. Evet, şimdi ben ona şahitim. Yani yayındaydım. Evet, Azmi'cim orada ince bir nüans hatası olmuş. O açığı kapatacağız yani. Yoksa zor. Öyle mi? Ha, kapatmış. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkürler ediyorum. İnşallah çay içmeye geleceğiz biz de. Efendim şu anda Yenikapı'dayız. 3. gününde Bahçelievler'in çok değerli belediye başkanı Hakan Bahadır aramızda. Başkanım hoş geldin. Şeref hoş verdin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne demek? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Yani sizi İyi gördük. Mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizler de. Gelenlerin böyle işte fikirlerini, yorumlarını alıyoruz. Tabii. Geldim. Mutlu oldum. Cumartesi günü havada biraz böyle puslu ama gelince burada bir enerji aldık. Bir Karadenizli eniştesi olarak, damadı olaraktan bizim enişteyi çok seversin. Gerçekten Trabzon tabii bizim sevdiğimiz, en çok sevdiğimiz illerden Karadeniz'in
güzel şehir. Hemen her sene de gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Oradaki hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz. Ben Karadeniz arkadaşlarıma, Trabzonlu arkadaşlarıma özellikle saygılar sunuyorum. Bu programı düzenleyen başta federasyon İsmail abimize, diğer tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradan Trabzonlu hemşerilerime, Karadeniz hemşerilerime selamlar söylüyorum. Başkanım başarılarınız daim olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz ifade ettiğimiz gibi Sayın Başkanı Hakan Bahadır'ı belediye başkanı olarak sevmemiz ayrı ama enişte olduğu için de ayrı bir seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol başkanım. Efendim devam ediyoruz. Üçüncü gündeyiz ve Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan. Hakan'ım forma da harbiden yani şu anda Hakan'ı az önce şuradan girerken gördüm. Oğuzhan kime benzettim biliyor musun? Ya dedim o koça buraya gelmiş dedim. Yani bu kadar mı benzer? Sevgili kardeşim. Murat abi beni top oynarken gördü herhalde yeteneklerimden bahsediyor. Çok başarılı bir isim. Tabii o işin esprisi. Evet. Hakan'ım bu akşam ne yapacağız? Maç ne olur? Ben yenilmek istiyoruz tabii ki ama bence bu maç berabere bitecek ya. Ama Fener'in şeyini kıracağız burada bugün Fenerbahçe'nin. Yani diyorsun ki o çelmeyi takacağız. İnşallah. Peki bizim şimdi sevgili Ozan defilemiz vardı bugün. Bugün yemek yarışmamız vardı. Defilemiz yarın. Evet, defile yarın. O zaman demek ki bundan sonra maça konsantre olacağız. Sevgili Hakan'ım, üçüncü günde var mı bir mesajın tekrardan buradan söylemek istedim? Valla bayağı kalabalık oldu değil mi? Az önce Osman Başkan'la onu konuştuk. Yani beklediğimizden de fazla bir kalabalık oldu. Yarın daha da kalabalık olacak gibi gözüküyor. Evet Oğuzhan'ım sen neler söyleyeceksin bugün üçüncü gün? Biz her zaman olduğu gibi de yine bizim hemşerilerimiz bizi mahcup etmedi. Yeni kapıyı bu kadar doldurdukları için, bu kadar geldikleri için ayaklarına sağlık diyoruz. Akşam maç var tabii ki bu akşam. Bizim bütün konsantremiz maçta. Ben Kadıköy'de galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum bu maçta. İnşallah. Geçen hafta da Ertuğrul Başkan federasyonumuzu ziyarete gelmişti. Orada da kendinden emin bir yönetimle birlikte işlerini çok güzel yapıyorlar. O yüzden biz de Trabzonspor'a başarılar diliyoruz İnşallah. Şimdi burada. Sayın muhtarım bir saniye gelir misiniz? Evet muhtarımı alıp şöyle ortaya alalım onu. Yani bunu niye sayın muhtarımı gör? Beykoz İshaklı Köyü. Öyle her mi? Tarafı bordo mavi yapan. Öyle. Yani oraya ben bir gittim. Ya lambalar, yani böyle bir şey yok gerçekten. Onun için sayın muhtarım hoş geldin. Seni burada görmek çok büyük bir şeref. Okul, top sahası bir gitmenizi tavsiye ediyorum. Yer gök bordo mu abi? Benim bir arkadaşım var, sözünüzü kestim ama. Devam edin. İstanbullu, Avrupa yakasında oturuyordu, oraya taşındı. Ya diyor biz de Trabzon'a geldik diyor. Aynen öyle. Küçük sayın muhtarım seni bir tanıyalım. Bizler tanıyoruz ama ekrandakiler seni biliyor. Trabzon Tonyalıyım, Pecinlik köyünden. 1975 senesinde İshaklı Köyü'ne geldik. Maşallah. %90 Trabzon'da olan bir köy. Tonya ve Stiksa'dan oluşuyor. Evet. Oflu bir tane var. Şöyle biz de muhtar olduktan sonra Trabzon'u burada yaşatmak için bordo mavi boya yaptık işte kaldırımları falan. Şimdi o direkler falan, cami, yani halılar, okullar işte öyle. Gördün zaten. Ya harika. Ya bir de burada muhtarım burada diye demiyorum. Yani biz Çavuşbaşı Trabzonlar Dernek Başkanı Nedvi Başkan'la ziyarete gittik. O kadar iyi bir karşılama yaptı bize sağ olsun. Ve oraya görünce insan böyle nasıl söyleyeyim size ayrı bir dünyada Trabzonu yani burada yaşıyorsun. Trabzonspor'u yaşıyorsun. Onun için ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayısını bekliyoruz ilçelerimizin bunu başaran bir muhtar. Bu da çok önemli bir şey. Valla evet. Bütün Trabzonlu'nun oraya gelip misafir etmekten gurur duyarız, şeref duyarız. Sağ ol muhtarım. Herkesi bekleriz. Bar Ligi'nde de bordo mavi formayla takımımız evet, var. Beykoz İshaklı Spor diye. Hatta şunu da belirtelim. İsmail Türüt de ona Şahin'in yapmış olduğu klip de orada çekildi. Bizim altyapıda çekildi. Orada, evet. Onu da belirtmiş olalım yani. Peki muhtarım başka bir mesajım var. Ya, bütün Trabzonları davet ederim. Gelmekleri bize şeref verir. Eyvallah. Misafir etmekten de şeref duyar. Seni seviyoruz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Eyvallah. Evet Oğuzhan'ım. Gençlik Kolları Başkanımız İlhan kardeşim. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Başkan yardımcımız yine Oğuzhan kardeşim. Evet. Bekleriz. Evet, muhtarımla biz telefonla daha önce tanıştık. Evet. Bu bir okul projesi vardı onunla ilgili. Evet. Sonradan pandemi tabii araya girdi. O zaman ama hiç de misafir olmak nasip olmadı. Bak müsait ayarlayın. Hep beraber inşallah oraya bir gidelim. Evet inşallah. Bekleyin. İnşallah muhtarım.